Vuslat serüvenimiz bütün heyecanıyla sürüyor. Şimdi... Ama siz böyle yaparsanız ben korkuyorum. Kesin öleceğim. Sultan. Bir de bugünün konuğu, Korkmazerlerin kıymetlisi Sultan'ı canlandıran güzeller güzeli oyuncu Gözde Kaya oluyor. Epeyce sıkıştırmışım biliyorum. Doktor söyledi ya. Eyvah, yakalandım. Ya ben makyaj sonrasında da makyaj yapmaya çalışanlardanım. Çünkü Sultan'ın pek makyajı yok. O yüzden gizli gizli gölge yapıyordum ve yakaladınız. Hoş geldiniz. Ben Antalya'da doğdum. Fakat Antalya'ya göç ettiğimiz sırada doğdum. Yani memur bu aileden geliyorum. İzmir'den göçtükleri için ben de sürekli İzmir-Antalya arasında gidip geldim. Öyle büyüdüm başta. Sonra üniversite için tekrardan İzmir'e gittikten sonrasında İstanbul'a geldim. Yani hemen hemen 8-9 sene falan oluyor. Şimdi biraz benim dinlendiğim ve yoğun bakımda olduğumu sahne çekeceğiz. Sonrasıyla ilgili de bir kaza şoku ve işte spoiler vermeyeyim. Ama işte bir onun şokunu gördüğümüz bayağı dinamik bir sahne çekeceğiz. Ben biraz heyecanlıyım çünkü kendi karakterim içinde oynamaya pek fırsat bulamadığım bir sahne. İşte kaza sonrası, o şok. Bir de çok seviyorum ben böyle şey sahneleri, aksiyonlu. O yüzden enerjim yüksek geldim bugün. Bekliyorum bakalım ne çekeceğiz. Böyle bir zafer işareti yapayım. Çünkü aslında karakterin temelinde bu var. Oyuncu olma isteğini ilk ne zaman içinizde duydunuz? Sanırım oyunculuk yapmaya başladıktan 2-3 sene sonra duydum. Yani o heyecan hep vardı fakat ben söyleyemiyordum. Yani çünkü hem memur bir ailede doğduğum için hem sürekli olarak bir şeyin eğitimini almaya çalıştığım için oyunculuk da benim için hemen yaptım oldu gibi algılanabilecek bir şey değildi ve ben sürekli böyle işte oynadığım işlerin yanında sürekli eğitimlere gidiyordum. İşte tiyatro yapıyorum, bir yandan eğitim falan, sürekli böyle bir şey gelgit doluydu. Ama şöyle oluyor, gerçekten kameranın karşısına ilk geçtiğin an adını bile söyleyemeyebiliyorsun. Yani o bambaşka bir şey ve o gerçekten işte sevdiğin zaman aşık olabileceğin bir şey. Yani ben yapmaya başladığım andan itibaren çok sevdim. Çok da severek devam ediyorum ve edeceğim de, istiyorum çünkü. Ve sürekli de araştırıyorum yani. İşte bir şeylere gidiyorum, workshoplar, onlar bunlar. Sürekli tiyatrodan besleniyorum. Yani bunun bir sonu olmadığı için ve yaşı da artık olmadığı için bu zaten başlı başına kocaman bir heyecan taşıyor benim için. Aileniz oyunculuk kararınızı destekledi mi? Ya çok tatlılar benimkiler. Yani herkese tatlıdır. Desteklediler. Yani ben şimdiye kadar yani çok fazla şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü küçük çocuğum, bilenler bilir küçük çocuk olmayı. Biraz daha yani biraz daha güvenilir yetişiyorsun. Yani benim herhangi bir aldığım karara ya da eylemime karışmaktan ziyade hep saygı duymayı seçtiler. Hala bugün herhangi bir kararıma aynı şekilde yaklaşırlar. Yani hiç değişmediler. O yüzden benim de önüm açıldı. Ailemden çünkü çok güzel destek aldım. Bir yandan ablam benim tiyatrocu. O daha içinde yani sürekli. Oradan da aile içi eğitim aldım gibi yani bir yandan. Güzeldi yani, tatlılar. Sen ne yapacaksın, işin var mı? Benim işim var. Şimdi bir hazırlığa gideceğim. Beni beklerler. Oyunculuktaki gelişiminizi düşünürsek, şu anda kendinizi nasıl görüyorsunuz? Rahatlamış. Evet, sanırım kelime bu. Daha rahatlamış hissediyorum. Bir şeylerin içini, anları daha doğrusu ya da duygu geçişlerini, cümle içlerini daha dolu hissedip ifade etmeye çalışıyorum. Yıllar içinde işte şu tekniği öğrendim ve bu sonuca ulaştı ve ben bunu kullanıyorum diyebileceğim böyle
nokta atışı bir şey yok. Fakat tabii ki böyle eteğimde taşlar birikiyor, duygular, hisler birikiyor. Ve teknikten ziyade ben biraz daha duygularıyla oynamayı tercih eden biriyim. Çok böyle güzel an yazıldı yani yaşadım. Ve denk geldiği zaman bunları oynamak mesela onlar da cebimde çok güzel artı olarak birikiyorlar. Hepsi birer envanter yani çok seviyorum. Bunu da duymadılar ya. Vuslat'a gelirsek, senaryoda ilk neyi sevdiniz? Sırlı oluşunu sevdim. Yani bizim senaryomuz gerçekten şu anda çekilen senaryolardan biraz daha farklı. Çünkü çok katmanlı ve gerçekten bizim bile içinde bilmediğimiz çok sır barındırıyor. İşte satrancı Urefa ve Salih Baba'nın dükkanındaki sıra dışı hadiseler gibi ya da o tesadüfler. Hani bunlar bir diziyi izlenebilir kılan, sürekli merakı canlı tutan şeyler bana göre. O yüzden ben bile meraklıyım yani. Biraz sessiz olsanız. Vay sen de demek sevmiyorsun beni artık. Tamam tabii. Sultan sizce kim? Nasıl biri? Bence dizideki en tatlı şey Sultan. Gerçekten çünkü yani herkes bir şeyin peşinde. Sultan da bir şeyin peşinde ama böyle sarı sarı giydiriyorlar böyle saçlar falan ve çok tatlı hissettiriyor bana Sultan. Yani dizideki yerine bakarsan da aslında çok köprü bir karakter ve herkesin en zayıf noktası Sultan. Sultan'ı ben okuduğumda gerçekten çok yakın hissettim. Çünkü benim şimdiye kadar oynadığım karakterler bazında hani bu skalanın içinde ilk ve çok değerli yani. İşte hani bu bir oyuncuyu çok besleyen bir şey bir yandan. Çünkü hani kötü karakteri oynadım işte hani farklı farklı karakterler oynadım. Fakat gerçekten bana yakın, bu kadar yakın diyeyim. Bir karakteri oynama şansı ilk defa denk geliyor. Ve sürekli heyecanım yüksek yani. O yüzden çok Sultan'la ilgili gelecek de çok merak ediyorum. Evet, önce gözlüğü yatıralım böyle geçin. Hadi. Ha, tamam ya tabii ya. Ondan çıktı ya, ondan çıktı. Ya bir sürü şey bağlayacaklar şimdi. Ben nerede yatıyorum? Sen çıktın beni bıraktılar. Düşmanı olmayan ve dizideki herkes tarafından sevilen belki de tek karakter Sultan. Sultan da biraz da böyle bir hem mütevazi hem de bir vakur bir durum var. Yani kötü birine dahi iyi davranırsa onu değiştirebileceğini düşünüyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu şu anda toplumda bile görmediğin bir şey. Yani bir yanağından tokat yiyip öbür yanağını çevirmek değil bu. Bu gerçekten kimin ruhuna dokunması gerekiyorsa onun ruhuna dokunduğunu gösteriyor bana. Şanslıyım. Çorapları çok güzel. Hikayesi var. Günlerden. Evet çok iyi. Sultan'ın gözünden Fırat, Kerem ve Aziz'i anlatmanızı istesek. Fırat, Kerem ve Aziz üçlüsünü. Aslında üçünü de kardeş olarak görebilecek, yani ikisini zaten tabii ki görüyor. Fırat'ı da kardeş olarak görebilecek kadar seviyor. Ama kalbi ne zaman çarpar, işte o zaman o ayrımı anlarız. Çünkü Sultan insan seven bir karakter. Bazılarını daha çok seviyor, daha çok yaklaşıyor. Yani Fırat'ı niye sordunuz bilmiyorum ama aşk gibi değil. Şu an için tamamen ruhen iyi insan potansiyeline yaklaşan bir yerde duruyor. Abileri de paylaşılmaz yani onun için. Dünyayı yakar yani. Daha fazla içeride olabilirsin. Tamam, kurtarıyorsa. Burayı terk ediyorum. Hemen burayı bıraksın. Hayır, kahve içmek yok. Seyirciyi ileride karma karışık bir şey bekliyor. Karma karışık bir olay örgüsü, daha da karma karışık bir şey bekliyor. Kocaman bir hikayeye dönüşecek. İyice takipte kalın bence.
Artık ben çok yoruldum, tamam. Teslim oluyorum. Aziz. Senin bu her yere bulaşman, dolanman ne olacak peki? Feride, al kocanı gir içeri. Ben demedim. O söylüyor sabahtan beri. Hiçbir şey söylemedim. Vazgeçemiyorum dileği, tutamıyorum da. Vuslat yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Aziz bir dur dinle. Aziz dinler misin? Dinliyorum.